Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda Honda Titan sele ve arka kuyruk sökümü nasıl yapılır? Kuyruk grenaj sökümü nasıl yapılır? Onu göstereceğim arkadaşlar. Ufak tefek püf noktaları var. Kırmadan nasıl çıkarabilirsiniz? Onları göstereceğim. Öncelikle seleyi sökmek için şurada görmüş olduğunuz, bunu herkes zaten biliyordur. Bir tane burada var. Bir tane de tam karşı tarafında. Şöyle bir somunu var arkadaşlar. Vidası var bunun. Somun kafalı. Bunları ben daha önce gevşetmiştim. Bunları söküyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi vidaları söktükten sonra öne doğru alıyoruz arkadaşlar. Şuraya geçiyor. Bu koltuğun arkasındaki şu kısım. Görüyorsunuz. Öne doğru çektiğiniz zaman alıyorsunuz. Bu şekilde ayrıldı arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada ve tam şu istikamette toplam 4 tane somunlu vida var arkadaşlar. Bunları da söküyorsunuz. Ben daha önce gevşettiğim için daha hızlı olsun diye videoda hemen hızlıca elimle çıkarabiliyorum arkadaşlar. Şimdi burayı söktük. Burayı söktük. Ondan sonra şuradakileri söktük. Bir de şu ikisini sökeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motoru ters çevirdim bilerek. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu arada farın hemen sağ ve sol kısmında bir tane vida var, görüyorsunuz arkadaşlar. İşte püf noktası burada. Bir de şurada var. Şu arada. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Burada şu görmüş olduğunuz, şöyle elimle göstereyim. Bir netleştirelim. Burada görmüş olduğunuz şu kısım içeride ve diğer tarafta şurada arka iki kuyruğu birleştiren iki tane vida var arkadaşlar. Bunları sökeceksiniz. Bunları sökmeden çıkarmaya çalışırsanız bu kuyruk kısmı kırılacaktır arkadaşlar arkadan. Hemen yapalım. Evet, şuradan soktum, görüyorsunuz. Evet. Bu ikisini de gevşettiğimiz zaman kuyruk kısmı boşa çıkacak arkadaşlar. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Bu şekilde hep kuyruk grenajı kırık geziyor arkadaşlar. Evet, şimdi şu görmüş olduğunuz sistemi sökebilmek için ekstradan şunları da sökeceksiniz arkadaşlar. Şimdi malzemeler yanımda olmadığı için elimle çekiyorum. Bunu ister böyle komple söküp çıkarın. Bagaj demiriyle beraber gelir arkadaşlar şöyle. Görüyorsunuz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde çıktı. Bu da böyle. Burada kalan kısım. Bunları daha sonra şu sökmüş olduğunuz yerleri alıp altta görüyorsunuz bir vida yeri daha var burada, iki tane. Bunları da aldıktan sonra bunu sökebilirsiniz arkadaşlar. O alttan şunları sökmüştük. Bir de şasiye bağlı bir vida daha çıktı. İki vida daha çıktı, görüyorsunuz. Bu arka demir komple aldıktan sonra şu görmüş olduğunuz 1-2. Buradaki vidaları da söktüğünüz zaman artık bütün kuyruk grenajını ayırabilirsiniz. Biraz işçilik gerektiren bir şey ama yapılır yani. Elinden iş gelen herkes yapabilir. Bunu da bu şekilde sökeceğiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kuyruk grenajlarımız
Şöyle koyayım. Görüyorsunuz orijinal Honda. Görmüş olduğunuz gibi kuyruk drenajları ayrılmış orada. Hiçbir şekilde tırnaklarını kırmadık. Tırnakları yerinde. Gayet güzel bir şekilde sökmüş olduk. Umarım faydalı bir video olur. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi bagaj demir arkadaşlar. Arka demir. Umarım işinize yarar. Umarım faydalı bir video olur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa video altından sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.